Merhaba, tünaydın canlarım, tünaydın. Saat öğleyi geçti. Evet, aynen. Evet, bugün değişik odadayım. İsmail'in odasındayım. Belli zaten oyuncaklarda. O orada iş şeyi var. İsmail salonda zaten televizyon sesi açık, o kendi havasında. Feyza da ders çalışıyordu. Onun için ben de dedim geleyim burada yapayım çekimimi. Çayımız da elimizde damladı. Nasılsınız? İyiyiz. Yine her zamanki gibi buradan oh, kokulu kokulu öpücükler gönderiyorum size. Bugün ne yapayım diye düşünürken aklıma Belgin'in dün akşam söylediği laf geldi. Onu da hemen aklıma gelseydi aslında Belgin'e şunu diyecektim. Şimdi malum Belgin her akşam işten geldiği zaman oturup biz kahvemizi falan içiyoruz. Bebek de arkamda kaldı. Oturup kahvemizi içiyoruz ve işte sohbet ediyoruz. Bir hemen hemen 1 saat 45 dakika. İşte artık şimdi yeni evle ilgili genelde konuşuyoruz. Nasıl yapacağız? İşte nasıl edeceğiz? Şöyle böyle. Akşam dedi. Anne dedi. Efendim dedim. O dedi dondurucudaki dedi etleri bitirin de dedi. Etler dedi oraya gitmesin dedi. Bak şimdi hani biz kurbanda bağış yaptı kesildi de Salim demişti tatilden geleli tatile gitmek için. Tabii genelde bağış yapıyorlar da. Ben de dedim en azından evin içine girsin. Ben gelince keserim bir tane dediğimiz etlerden bahsediyorum. Onlar dedi oraya gitmesin dedi. Bak akşam aklıma gelmedi de insanın işte aklı, Türk'ün aklı yok bir yerde otururken gelir ya kaçarken gelir. Benim de bugün ne yapayım diye aklıma geldi. Ev telaşından pazar bu hafta biraz ertelendi. Dondurucuya benim hazırlayıp koyduklarımdan idare ettik. Ben niye dememişim ki ona akşam aklıma bugün geldi. Akşam gelsin diyeceğim ama. Kızım acaba etler evimi beğenmedi oraya gitmesin. Ya da buradan çıkıyor diye etler bize mi küsecek? Neden? Aklıma şimdi geldi benim ne yemeği yapayım diye düşünürken. Belgin'in dedi. Hayır neden gitmesin olabilir. Koyarız bir şeye hemen çözülmüyor zaten. Büyük saklama kablarımız var. Dolap gittiği zaman içine yerleştiririz. Etler dedi oraya gitmesin dedi. Burada dedi bitsin onlar dedi. Bugün aklıma geldi muziplik işte akşam gelmedi acaba etler o evi beğenmeyecek mi ki? Yahut da o buradan çıktığı için üzülecekler mi? Ay aklıma o geldi gülesim. Gülesim geldi. Sabahtan çıkardım ben de biraz fazlaca. Bugün dedim şey yapalım. Sade et kavurma yapacağım bugün. Yanına bir çorba yaparım. Bir de pilav yaparım. O pilavın yanında isteyen tabağına pilavın üzerine koyabilir. İsteyen ayrı yer o şekilde. Bugün hep beraber sade et kavurma yapacağım. Etlerimiz oraya... Ağzımı da toplayamadım. Etlerimiz oraya gitmesin. Boş ver. Etlerimiz burada kalsın. Küserler, müserler, ağlarlar falan olmaz yani. Evet, şimdi mutfağımıza geçiyoruz. Sade et kavurmamızı hep birlikte yapıyoruz. Canlarım benim. Oh, öpüyorum sizi. Evet canlarım mutfağımıza geçtik. Ne yapıyoruz? Sade kavrulmuş kavurma, kuşbaşı etler kavurmamız var. Benim şöyle 1 kiloya yakın her zaman bahsettiğim gibi tavuk olsun, et olsun. Kefini atması için sıcak suda bir 20 dakika beklettim. Kaynatmadım, sadece beklettim. Kefini o şekilde aldım. Şimdi öncelikle etimizi düdüklüğümüze koyuyoruz. Ben bunu sıcak suyla çabuk haşlansın diye bir çok fazla değil, sadece 20 dakika yeterli kaynaması için. Evet, düdüklüğümüze koyduk. Diğer malzemelerimize geçelim. Ne var? Sade olacağı için içine hiçbir şey, domates, biber kavurma o tür şey koymuyorum.
İki tane soğanım ve iki diş sarımsağım var. Baharat olarak da tuz, karabiber ve kekik var. Tabii buna dağ kekiği daha güzel yakışır ama maalesef daha çıkıp da kekik toplayamayacağıma göre normal kekikten kullanıyorum. Evet, düdüklümüzün altını açıyoruz. 20 dakika etimizi haşlamaya bırakıyorum. Evet canlarım, 20 dakika etimizi haşladık. Tenceremize koyuyoruz. Suyunu çekmesi lazım. Tenceremizin kapağını kapatıp etimizin suyu çektikten sonra yağımızı ilave edeceğiz. Ben bu arada soğanlarımızı doğrayayım. Soğanlarımız küçük küçük değil de piyazlık doğruyorum gayet ince ince. Kimdi o? Neşe miydi o? Evet, bak ben de soğan doğruyorum. Neşe. Aman aman, etlerimiz öteki evimize gitmesin. Belli olmaz, ben bunak melak unutmuş da açtım diye de açmamış da olabilirim. Evet, etlerimiz yağ koymadık daha. Soğanlarımızı da ilave ediyorum. Çünkü soğanımız da az bir şey sulanır, suyunu salar. Etle ikisi beraber. Soğanlarımız da ölecek. Bu şekilde suyunun çekmesini bekleyeceğiz. Hem etimiz biraz daha yumuşak olur. Sarımsağımızı doğrayalım. Minik minik sarımsağımızı da atalım. İçinde hoş güzel bir tat versin. Baharatımızı indireceğimiz zaman atacağım. Tabii baharatı kullanacağımız ete göre ayarlarsınız arkadaşlar, hanımlar. Evet, suyun çekmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, soğanlarımız içinde öldü. Et ve soğanlarımız suyunu çekti. Şimdi yağımızı ilave ediyorum. Ben bunların ölçüsünü söylemiyorum. Çünkü etiniz ne kadarsa ona göre ayarlayabilirsiniz. Ölçümüzü. Şimdi yağda kavrulmasını, bir 5 dakika kavrulsa yeterli çünkü etlerimiz de hamur gibi oldu. Kapağını kapatıyoruz. 5 dakika kavuruyoruz. Evet arkadaşlar, bir 5 dakika yağımızı koyup kavurduktan sonra kekik, tuz ve karabiber baharatımızı atıyorum. Bu tercihinize kalmış, ne kadar baharatı seviyorsanız, etinizin miktarına göre de olabilir. Çok fazla değil, 1-2 dakikada tenceremizin kapağını kapatıp bu şekilde 2-3 dakika pişirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar, 2 dakikadan sonra ocağımızın altını kapatıyorum. Ben pilavımızı yaptım. Etimiz haşlanırken çorba ve pilavımızı o arada hemen yaptım. Pişirdim. Onları tabii ki çekmiyorum. Evet, kavurmamızdan şöyle.
Oh. Koyalım. Evet, şu şekilde. Afiyet olsun canlarım benim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tekrar söylüyorum. Canlı yayınımız Faize Börek kanalından yapıyoruz. Ama tabii ki Şubat'ın 15'inde tekrar Vardar'dan da başlayacağız. Vardar o zaman bitiyor yani cezamız. Sizlere öpüyorum. Canlı yayını bekliyorum. Oh, görüşmek üzere. Bye.